Merhabalar, bugün sizlerle çok şık, farklı bir panço yapacağız. İpimiz Lamia Vulizi, bu ipten 6 adet kullanacağız. Şişimiz 9 milim Lamia Whitewood ve aynı zamanda Knit Pro'nun misinalı 8 milim şişini kullanacağız. Bir de yün iğnesine ihtiyacımız olacak. Dilerseniz hemen başlayalım. Lamia Vulizi 100 gramlık 210 metrelik bir ip, %80 akrilik, %20 yün olan bir ip. 5 milim şiş ve 4 milim tığ ile örülmesi tavsiye ediliyor. Lamia Hobium'un tescilli markası, hobium.com'da bulabilirsiniz. Çok farklı renkleri var, genelde pastel tonlar çalışıldı. İpin dokusuna baktığımızda şöyle büklümlü bir dokuya sahip, yumuşacık bir ip, örüldüğünde çok güzel yumuşak bir his veriyor. Örülmüş parçaya şuradan baktığımızda örüldüğünde böyle yumuşacık ve çok şık duran bir ip. Evet, pançomuzu örerken iki yumağı aynı anda kullanacağız. İki yumaktan iplerimizi alacağız ve bu iki ipi tüm panço boyunca birlikte öreceğiz. Daha kalın, tok ve sıcak bir doku elde edeceğiz. Bunun için 9 milim şişimizi kullanıyoruz. İki yumağı iplerini aldık ve 50 ilmek atarak örgümüze başlıyoruz. İlmeklerimiz böyle ikili ikili oluyor. Örgü boyunca da bu şekilde devam edecek. 50 ilmek atıyoruz ve daha sonra örgüye başlıyoruz. Evet, 50 ilmeğimizi attıktan sonra yapacağımız tek işlem haroşa örgü. Haroşa örgüyü nasıl yapıyorduk? Öncelikle her zaman ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Arkaya doğru şişimizi batırıp ip dolayıp alıyoruz. İki yönde de bu şekilde düz örgü yaparak haroşa örgüyü örüyoruz. Tüm panço boyunca haroşa örgüyü öreceğiz. Çok basit bir model. Kolaylıkla örebileceğinizi düşünüyorum. İlk sırayı bu şekilde arka yüze batarak örüyoruz. İlk sıramızı tamamladık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Örgümüzü çevirdik. Yine ilk ilmeği örmeden aldık. Yine arkalarına batarak, arkaya doğru batarak düz örgü yapıyoruz. Klasik haroşa örgüyü örmüş oluyoruz. İki yönde de düz örgü yaparak. Çok basit. Tüm pançoda bunu öreceğiz. Hiç eksiltme ve arttırma yapmayacağız. Bu şekilde örerek haroşa dişlerini oluşturmuş olacağız. Bunu ön yüz için bir yumak bitene kadar öreceğiz ve düz bir şekilde keseceğiz. Hemen onu da göstereceğim. Evet, ön için bir yumak, yani iki yumağı birlikte kullandığımız için iki yumak bitene kadar bu şekilde haroşa örgü örüyoruz. Arttırma, eksiltme yapmıyoruz. Böyle bir görüntü elde ediyoruz. Kesmemiz de aynı düz bir şekilde olacak. İki ilmeği alacağız. Birlikte öreceğiz. Ördüğümüz ilmeği takıp iki ilmeği alacağız ve birlikte öreceğiz. Bu şekilde düz bir şekilde keseceğiz ve ön parçamızı bitirmiş olacağız. Arka parçamız içinse yine 50 ilmek başlıyoruz. Sadece 1,5 yumak kullanıyoruz onda, daha uzun olsun diye. Dilerseniz aynı boy yapabilirsiniz, 1 yumak kullanabilirsiniz. Yine düz bir şekilde keserek bitiriyoruz. Elimizde 2 tane uzun düz haroşa parça oluyor. Bunları nasıl birleştiriyoruz? Şimdi ona bakalım. Evet, ön ve arka parçalarımızı ördük. Düz haroşa parçalar yaptık. Biri uzun, birisi daha kısa.
Şimdi bunları birleştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? İki parçayı üst üste getireceğiz. Evet, iki parçayı üst üste getiriyoruz. Yine iki ipimizi yün iğnemize takıyoruz. Ve omuzları, ilmekleri karşılıklı birleştirerek dikiyoruz. Normal düz dikiş, istediğiniz şekilde tığla da birleştirebilirsiniz. Burada dikişin çok önemi yok. Burada bir burayı, bir burayı birleştireceğiz. Ortada boyun için kısım boş kısım bırakacağız. Buraya da boğaz öreceğiz. Yani üçe bölüp parçayı bir bu yanına bir bu yanına dikeceksiniz ya da tığla birleştireceksiniz. Orta kısmı boş bırakacaksınız. Amacımız bu. Ortalama 10 ilmeği dikiyorum. 10-11 ilmeği ve geri dönerek bunu sabitliyorum. Sonra diğer omuzu dikeceğim ve daha sonra da boğaz nasıl yapılıyor ona bakacağız. Yine ilmekleri karşılıklı birleştirerek 10-11 ilmeği dikiyorum. Evet, iki omuzu diktikten sonra örgümüzü düz yönüne çeviriyoruz. Şöyle bir orta oyuk oluşuyor. Panço olduğu için yanlardan birleştirmiyoruz ama siz isterseniz uzun bir kol payı bırakarak şuraya bir düğüm atabilirsiniz ya da dikerek birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi yapacağımız işlem, misinalı şişimizi alacağız ve bu boyun kısmından ilmek çıkartıp lastik örgü öreceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? İsterseniz hemen bakalım. Evet, boğaz kısmına yine ipimizi ikili kullanarak bağlıyoruz. Burada dikiş yerine bağlayabilirsiniz. Herhangi bir ilmeğe bağlayabilirsiniz. Daha sonra bu ipleri örgünüz bittikten sonra saklayabilirsiniz. Misinalı şişimizi kullanacağız. 8 milim Knit Pro'nun Royal serisinden. Burada her ilmekten şöyle şunlardan birer ilmek çıkartacağız. İsterseniz tığ yardımıyla da bunu yapabilirsiniz. İsterseniz direkt şişle böyle sıkıştırarak çıkartabilirsiniz. Bunları şişimizde biriktireceğiz. Daha sonra tamamını lastik örgü olarak öreceğiz. Dilerseniz ilmek çıkartmadan direkt ayrı bir boyun örerek, dikerek de birleştirebilirsiniz. Ya da misinalı şiş yerine normal düz şişle örüp iki yanından birleştirebilirsiniz. Biz bütün bir boyun örmek istediğimiz için misinalı şiş tercih ettik. Şimdi burada ön taraftan ilmeklerimizi çıkarttık. Bu yan taraftan da ilmek çıkartıp devam edeceğiz. Boğazı bütün olarak öreceğiz. Tüm boyundan ilmeklerimizi çıkarttıktan sonra misinalı şişimizde 1+1 lastik örgü öreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şimdi misinalı şişle kolay örmek için şuradan ilmeklerin yarısından ipimizi, misinamızı çekiyoruz. Ve şişimizi ilmeklerin içerisine geçiriyoruz. İlk ilmekler olduğu için birazcık dar dar olacaktır ama sonra daha açık örebileceksiniz. Öreceğimiz şişin misinasını uzun tutuyoruz. Ve 1+1 lastik örgü örüyoruz. Nasıl yapıyoruz? İlk ilmeğimizi düz örgü. İkinci ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. Üçüncü ilmeğimizi düz örgü. Dördüncü ilmeğimizi ters örgü yapıyoruz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Evet, boyun bölgemizi bir ters bir düz olarak böyle bütün bir şekilde boğaz olarak ördük. Şimdi
Yeterli uzunluğa siz kendiniz karar verebilirsiniz. Keserek bitiriyoruz. Kesme işlemini daha önce yaptığımız gibi. Şöyle ipimizi arkaya alalım. İki ilmeği birlikte örerek yapıyoruz. Daha sonra tekrar takıp iki ilmeği birlikte örerek yapıyoruz. Ve bu şekilde pançomuzu bitirmiş oluyoruz. Evet, kolay boğazlı pançomuz hazır. Çok farklı bir model ve bu sonbahar aylarında, kış aylarında çok rahat giyebileceğiniz bir model. Nasıl kolayca örüldüğünü videomuzda gördünüz. Şöyle yanlarını açık bıraktık ama dilerseniz daha önce de dediğimiz gibi kol kısmını bırakıp şuralardan bir dikiş yapabilirsiniz. Dilerseniz etek uçlarını püsküllerle süsleyebilirsiniz. Dilerseniz de boş bırakabilirsiniz. Böyle şık, kolay ve her zaman giyebileceğiniz sıcacık bir panço elde ettik. Bunun için 6 adet Lamia Woolies'i kullandık. 9 milim Lamia White Wool şiş kullandık. Ve 8 milim Knit Pro misinalı şiş kullandık boğaz yapımında. Kolayca örmeniz dileğiyle. Keyifli örgüler.